Merhabalar, herkese saygıyla selamlarım. İzmir Mali Müşavirleri ve Muhasebeciler Birliği Derneği, Çarşıya Şubesi ve İktisadi İşletmesi 01.09.2018-31.08.2021 dönemi denetim raporudur. Denetim kurulumuz 01.09.2015-31.08.2018 tarihler arasında dernek ve hizmet eğitim işletmeleri dernekleri yakından takip etmiş. Muhtelif tarihlerde yönetim kurulu iş ve işlemlerini dernek ve hizmet eğitim işletmesinin belgeleri, defterleri incelenmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır. Denetim sonucuna göre dernek ve hizmet eğitim işletmesinin dernekler yasası, dernek tüzüğü ve ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Dernek hizmet eğitim işletmesinin gerek tüzük gerekse kanun ve yönetmelikler gereği tutması gereken defterlerini kanun süresinde tasdik ettiği görülmüştür. Yıl içinde dönemler halinde yapmış olduğumuz denetimler sonucunda aşağıda yazılı olan hususlar tespit edilmiştir. Defterlerin zamanında işlendiği 2018, 2019, 2020 yılına ait iktisadi işletmenin kapanış tasdikleri yapıldı. Derneğin gelirlerinin makbuz karşılığı tahsil edildiği, defter ve banka kayıtlarının üzerinde olduğu, giderlerin fatura ve gider makbuzu karşılığı gerçekleştirildiği ve kayıtlarının düzgün tutulduğu, yapılan ve yapılacak çalışmaların önceden planlanarak kararlaştırıldığı ve kararların oy birliği ile alındığı, defterlere işlenen hususların tespit edici belgelerin usulüne uygun olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği, mali hesapların düzenli olarak dernek sayman tarafından tutulduğu, harcama ve makbuz kesme yetkisi sağlanan dernek başkanı ve saymanına yetki belgelerinin dernekler masasından alındığı görülmüştür. Döneme ilişkin çalışma raporu, bilanço, gelir gider tablosunun kayıtlara uygun, kurallara uygun olduğu saptanmıştır. Denek gelir gider hesabını açalım. Evet. 2018 yılı giderler 20.854.96, dönem sonu banka 3.672.48, dönem sonu kasa 203.61, dönem başı kasa 850, dönem başı alacak 1.629.01, dönem başı banka 18.570.70.10, gelirler 26.000.2600.94, bağışlar 1.080, toplam 24.701.05. 2019 yılı giderler 25.426.63, dönem sonu banka 72.48, dönem başı kasa 203.61, dönem başı banka 3672.48, borçlar 19.723.02, bağışlar 1.900, toplam 25.499.11. 2020 yılı giderler 23.304.45, dönem sonu banka 61.98, devreden borç 19.723.02, dönem başı banka 72.48, borçlar 43.016.97, toplam 43.089.45. 2021 yılı Ağustos dönemi sonuna kadar dönem sonu banka 2.74, giderler 16.089.86, dönem başı banka 61.98, gelirler 19.880, borçlar 32.240.07, toplamımız 59.182.05. Bilançomuzda geri tablomuzda işlemler açarsa. Dernek İktisadi İşletmesi'nin 31.08.2021 tarihli mizan kayıtları inceleme sonucu hazır değerlerde kasa 2.31, bankada 853.35 bulunduğu, rapora ekli bulunan bilanço ve gelir tablosunu da tespit edildiği üzere aktif ve pasif toplamın 32.055.90 TL olduğu tespit edilmiştir. Denetleme kurulumuz incelemelerin dernekler kanunu ve dernek iş tüzüğüne göre gerçekleştirilmiş olup olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Bütçe çalışmaları, kararlaştırma ve yürütme çalışmaları dernekler kanunundaki yönerge esaslarına uygun bulunmuştur. Yönetim Kurulu 01.09.2018-31.08.2020 dönemindeki mali etkinlikleri nedeniyle aklanmalarını genel kurulun oylarınıza arz ederiz. Teşekkür ederim.
Şimdi arkadaşlar yönetim kurulu raporları ile denetim kurulu raporları hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşlarımız var mı? Bu konuda. Yoksa arkadaşlar yönetim kurulu raporuyla denetim kurulu raporlarını ayrı ayrı kabul ettiğimize ve akladığımıza dair oylarınızı istiyorum. Önce denetim kurulu raporunu aklayan ve kabul eden arkadaşlarımız, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişti. Denetim kurulu raporuna göre olanları kabul edip aklayan arkadaşlarımız, kabul etmeyen arkadaşlar yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni çalışma döneminde bütçenin görüşülmesi ve oylanması, bu konuda görüş almak isteyen arkadaşlarımız var mı? Ayşegül Hanım.